Sokak hayvanları yasa tasarısı iktidar ve ortaklarının oyuyla mecliste kabul edildi. Sorunun asıl kaynağı hayvan ticareti, plansızlık ve yerel ve merkezi yönetimlerin kısırlaştırma görevini yapmamasıdır. Gel. Sahipsiz hayvan sorununun asıl kaynağı hayvan ticareti, plansızlık, yerel merkezi yönetimlerin kısırlaştırma görevini yapmamasıdır. Bundan sonra ne olacak? Sorun katlanarak büyüyecek. Çünkü kabul edilen yasa kamucu ve planlamacı yaklaşımı reddediyor. Hayvan ticaretini ortadan kaldırmıyor. Merkezi ve yerel yönetimin başta kısırlaştırma olmak üzere sorumlulukları için zorlayıcı olmaktan son derece uzak. İktidar çözümü sorunun kaynağına değil, sonucu olan popülasyon artışına bilim, akıl ve vicdan dışı müdahalede görüyor. Burası önemli. İktidar çözümü sorunun kaynağına değil, sonucu olan popülasyon artışına bilim, akıl ve vicdan dışı müdahalede görüyor. Böyle olunca piyasaya yönelik faaliyet devam edecek. Yani hayvan ticareti devam edecek. Ticari nesneye dönüşmüş hayvanlar beklarlı. Ticari nesneye dönüşmüş hayvanlar alınıp satılacak ve yine sokaklara bırakılacak. Bekle Arlo, bekle. Katledilen hayvanların yerini hızlıca yenileri alacak. Merkezi ve yerel yönetimlerin üstlerine düşeni yapmamak için bahaneler üretmeye devam edecekler. İnsanların hayatını tehdit eder hale gelen sorun daha da boyutlanacak. Sahipsiz hayvan sorunu. Karşıdan kuğular geçiyor. Arlo'yu bir bırakayım bakayım ne yapacak. Bekle, bekle Arlo. Arlo bekle. Gel. Dur, dur, dur. Ya dur Arlo. Bu köpek var ya. Arlo. Alman av köpeği. 8 yaşında. Hiperaktif. 50 santim boyunda bakın beni perişan ediyor. Bekle suya bırakacağım seni. Eğitimli bir köpek aslında ama çıldırtıyor beni şu an sinirlendim. Gel bakayım. Gel Arlo'cum. Canım kardeşim. Gel hadi gir şimdi. Gir şimdi haydi. Haydi bakayım gir. Hadi gir. Gir suya gir suya suya suya. Hadi. Bu videoda ana konu sahipsiz sokak hayvanlarının çözümünün yanlış yerde aranması. Çözüm
sorunun kaynağına değil, sonucu olan popülasyon artışına bilim, akıl ve vicdan dışı müdahalede görülüyor. Sorunun kaynağı hayvan ticareti. Sonucu hayvanların çoğalması ve sokağa bırakılması ve tehlike arz ediyor diye gündem yaratılması. Bu konuyla ilgili Haytap Başkanı, Hayvan Federasyonu Başkanı bir ironi yaptı. Çatı akıyor dedi. Odayı su kapladı. Siz çatıyı tamir etmek yerine odadaki suyu kurutmaya çalışıyorsunuz. Su kurur mu kurumaz. İstediğiniz kadar silin, su kurumaz. Peki çözüm ne? Çatıyı tamir etmek. Şimdi bu sokak hayvanı tabirini sevmiyorum ben. Kullandıysam da yoğun bu dile gelmesinden kaynaklanıyor. Sahipsiz hayvan sorununun ana kaynağı üzerinden çözüm üretilmiyor. Yani üretim üzerinden, üretimi durdurma, kısıtlama, kontrol etme üzerinden çözüm üretilmiyor. Ne yapılıyor? Sonucu üzerinden, artan popülasyon üzerinden çözüm üretilmeye çalışıyor. Şurada bir köpek var. Your dog is okay? Female? Is it female? Female, yeah. Okay, doesn't matter. My one male. Yeah, I see that. They don't fight. Gel. Arlo bir de köpeklere karşı çok arkadaş canlısı. Hadi gir Arlo. Dövüşmeyi de bilmiyor. Dün bir köpek buna saldırdı. Oyun oynuyor. İyi bir özellik yani. Husky vardı burada da bir tane. Dişiymiş. Erkek dişi zaten. Dövüşmezler. Arlo'nun şimdi böyle durduğuna bakmayın. Sakin, bir koku alsa fırlar gider kaybolur. O yüzden bırakmayı pek tercih etmiyorum. Video çekerken konforlu olsun diye bıraktım. Bir koku alsa basar gider. Risk aldık. Bu videoyu 10 dakikadan fazla uzatmayalım da. Çünkü videolar uzun olunca izlenmiyor. Gel bakayım ne yapacakmışız demek ki. Bekle Arlo. Çatıyı tamir edecekmişiz. Bekle Arlo. Bekle. Wait. Sit Arlo. Sit. Aferin. Dinliyor. Eğitimli. Wait. Tamam. Şimdi garantiyi aldık. Çözüm. Hayvanları bir ticari nesne konumundan çıkarmak. Üretmemek. Ha, şimdi konuştukça aklımıza geldi. Bunu da bir iki dakikada anlatayım. Peki şimdiye kadar olanı ne yapacağız? Şimdiye kadar bir istatistik de yok. Türkiye'de 4 milyon, bazı kurumlar 4 milyon olduğunu söylüyor. Bazıları 7 milyon sahipsiz köpek olduğunu söylüyor. Konu da, asıl konu da köpek bu arada. Çoğalan. Sokak hayvanları dedik. Bu yasa sokak köpeklerini ilk etapta kapsıyor. Peki var olan o 4 milyon, 7 milyon, onu ne yapacağız? Onu da sistematik olarak kısırlaştıracağız çözüm için. Kısırlaştırmaya başladığımız zaman ne olacak? 15 yılda kısırlaştırma daha çok kısa sürer de bu sorun 15 yılda çözülür. Bir köpek en fazla 15 yıl yaşıyor. Bütün köpeklerin, sokaktaki bütün köpeklerin kısırlaştırılmış olduğunu düşünün. 15 yılda sokakta köpek kalmıyor. Üremeleri engelleniyor. Son aşamada bunların tehlike arz ettiği aşaması. Tabii ki bunların arasında hastalıklı, kuduz ve saldırgan olanları da var. Onları ne yapmak lazım? Onları tabii ki sosyalleşmemiş köpekleri köpek bakım ünitelerinde, gelişmiş köpek bakım ünitelerinde, barınaklar değil, ölüm kampları değil, oralarda ıslah etmek, onları izole etmek, sosyalleşebiliyorsa tedaviden sonra tekrar doğal çevresine kazandırmak, aksi takdirde izole bir şekilde yaşamlarının sonuna kadar bakmak, ama ölüm kamplarında değil. Gel Arlo. Köpek bakım ünitelerinde hastalıklı köpeği veya saldırgan köpeği toplumda, tabii ki biz de istemiyoruz, hayvansever olarak biz de istemiyoruz.
Ama bunlar bu yasa ne yapıyor? Elinin altındaki köpekler. Hadi gel. Gel Arlo. Elinin altındaki köpekleri topluyor. Saldırgan köpek kaçıyor zaten. Kuduz köpek kaçıyor. Uslu, akıllanmış, sosyalleşmiş bir ağaç gölgesinde, bir parkta oturan köpeği gidip tutup götürüyorlar. Çünkü o köpek çağırdığı zaman yanına geliyor veya pusup kalıyor köpek. Onları götürüyorlar yani. Hiçbir mantığı, hiçbir akılcı tarafı yok. Videoda da işlediğimiz gibi uzar bu konu, çok uzar. Üretmeyeceğiz, üretimi kontrol altına alacağız. Mevcut olanı kısırlaştıracağız sistematik olarak. Saldırgan olanlar, hasta olanlar izole edeceğiz. Çözüm bu. Aklın yolu bir. Öldürme, yaşat. Sevgiyle kalın. Doğa sizi korusun. Doğada bütün canlılar, hatta cansızlar eşittir. Doğa, hayvan, köpek, bitki, ağaç, ot, börtü, böcek, taş, hatta ekosistemin bir cansız bileşeni. Her şey eşit doğadaki. Canlı ve cansız. Türcülük yapmamak lazım. İnsan türünün üstün olduğunu düşünüp diğer türleri ötekileştirip öldürmeye gidecek noktaya getirmemek lazım. İnsan türü diğer canlı türlerinden, hayvan türlerinden üstün değildir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Kim kendini üstün görüyorsa yanılıyor. Bu yanılgıdan umarım dönülecek, yaşatılacak, hayvanlar yaşatılacak. Sevgiyle kalın. Doğayı koruyun, doğa da sizi mutlaka koruyacaktır.